Ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta Son Raund programını sunar. Pandemiden bu yana da hep yani bu kadar sakatlık kısmetsizliğe bağlanamaz. Yani Sergen Yalçın ya her şey aynı niye sakat olmaz öyle bir şey abi. Diyeceksin ki ya kısmetsizlik bu seviyelerde kullanılacak cümleler, kelimeler değil. Diyeceksin ki bizim abi idman sahamızdan dolayı, bizim stat zeminimizden dolayı ya da Stefano Marone'ye ben dedim ki 120 koşsunlar bunlar. Geçen sene 112 koştular. Atıyorum rakamları. O da fazla yüklendi, patladılar abi. Ya şimdi onu sordum. Gibisinden. Bilgi vereyim. Ha o zaman da şunu sorarım. Tamam, Stefano Marone yanlış yükleme yaptı. Kime? Kime yanlış yükleme yaptı? Atiba'ya, kime? Vida'ya, kime? Wellington'a. Ama mesela Pjanić'le Alex Teixeira'yı anlarım o zaten ya. Pjanić'le Batshuayi'yi çok açıklamaz bu. Bunlar niye sakatlanıyorlar? O zaman da çünkü onlar Marone idmanı yemediler. Abi Necip'i nasıl açıklayacaksın? Necip'inki başka bir sorunmuş. Diz kapağıyla ilgili bir problemmiş. Hayır, Necip sakatlanır mı ya? Sakatlanmış. Necip hata yapabilir. Necip yanlış bir şey yapabilir. Necip sakatlanmaz yani. Dolayısıyla buradaki problem neyse bu problem büyük bir problemdir. Kısmetsizlik falan da değildir. Bu problem öncelikle sağ zeminden kaynaklanıyor. Şimdi ben 3 tane... Yani İnönü mü? Ümraniye mi? Şimdi İnönü kısmı kesin. Tamam. Vodafone kısmı kesin. Görünen köy kılavuz üstlemez. Öyle. Baştan beri. Tamam. Bak. Lerin'in sakatlandığı maç. Lerin böyle depar atmaya kalkıştı. Bir arka adelesi onu bir yokladı, yerde kaldı. Gezal sakatlandı. O pozisyon. Alex Teixeira'nın son sakatlanması. Yaklaşık 5 dakika önce topla giderken böyle zeminin azizliğine uğradı diye tabir edilen şekilde. Doğru. Zemin doğru. Kesti savunmacı gibi. Alex Teixeira'yı kesti. Heh. Şimdi ben 3 tane oyuncuya sordum. Geçen sezonda olan. Bunlardan bir tanesi kesinlikle böyle Atiba Hutchinson değil. Atiba'ya sormadım. Tamam. Çünkü o Beşiktaş'ı çok sevdiği için, beni de çok sevdiği için, beni de böyle arada bırakacak bir şey söylemek istemediği için Aydın Uğurlu Tolga Batık dedi. Öyle tamam. Şarkı var biliyorsun, çok güzel. Everything But The Girl. Evet. Ha neyse. Bu 3 oyuncunun dediği, valla Marone'nin ya da Sergen Yalçın hocanın antrenman metotlarında geçen yıla göre değişen hiçbir şey yok. Ne çalışıyorsak onu çalışıyoruz. Şimdi verileri ortaya koyalım. İşte herkesin sağ zemininin, iç sağ zemininin, Vodafone zemininin, İnönü zemininin, bu takımın yarı kalitesinde olmadı. Herkesin malumu canım. Maçları her izleyen bunu fark ediyor. Ümraniye'de sorun var mı? Ümraniye ile ilgili yıllar önceden kaynaklanan bir mesele vardı. Onu şimdi böyle açıyorum. Hı. Ya bu ekstra saha yapıldı ya. Evet. Bu dediğim inşaat ilk yapıldığı zaman. Orada böyle kesilen ağaçlar, orada bir işgüzarlar tarafından ya bu ağaçları ne yapacağız işte falan filan. Bunları da göm gitsin. Hani kim yaptıysa artık o dönem bilmiyorum. Kimse üstlenmiyor. Ama bu olayı 4 ayrı kişi böyle bir şey yaşandığını anlattı. Abi zamanla yağmur yağıyor bilmem mesela. Bilic zamanı da bu sorun ortaya çıktı, hatırlıyor musun? İlk hani böyle Beşiktaş taraftarı bu kadar sakatlıktan sıtkı sıyrıldı. Dedi ki hani acıyı bal eyledi. Bizde sakat çok falan filan. Espriye vurmaya başladı. Ama bu çok kaliteli bir kadro artık. Espriye falan vurulacak bir durum yok bununla yani artık. Hmm. Tamamen sıtkı sıyrıldı herkesin. Yine oradan kaynaklanıyorsa şunu bir anlatsınlar. Nedir ne değildir. O dönem 20 sene önce mi, kaç sene önce ben bilemem. Kimin hatasıysa da o kardeşim benim hatam desin. Bu bir yönetici falan değil ha. Orada çalışan geçici biri. Ama biri çıksın artık yeter. Çünkü bak şöyle bir sorun var. Biliç'e ben dedim ki ne oluyor dedim. Ne oluyor dedim yani. O üçüncü sahada ne oluyor Slaven dedim. Ya gel gör dedim. Tümsek çıkıyor. Ne tümseği dedim ya. Nasıl tümsek? E5 mi lan bu falan. Hani gel gör dedi. Baktım hakikaten tümsek çıkıyor. Çünkü o gömülen ağaçlar, ağaç işte ne diyeriz onu? Nasıl söylüyorsun ona? Tomruk diyelim yani. Tomruk da değil yani. Ama ağacı kesmişsin, gömmüşsün. Ya da dalları. Abi yağmur yağıyor bilmem ne. Onlar da toprağın içinde dönüşüm, başkalaşım yaşıyor. Büyüyor onlar. Çıkıyor mıkıyor. Sonra bir düzleştirdiler. Bak yine o dönemde Ahmet Nur Çebi vardı. Başkan değildi ama bu işlerle çok uğraşıyordu. O zaman abi bunun sebebi açıklanmalı. Ben buradan Ceyhun, çöz bunu yani. Ceyhun Kuburlu'ya sesleniyorum. CEO. Bu işin sebebini açıklayın abi. Ceyhun Kuburlu'ya mı? Ceyhun Kazancı'ya seslenmeli. Ceyhun Kuburlu kulakları çınlasın kardeşimiz, meslektaşımız. Ceyhun Kazancı'ya sesleniyorum. Durup dururken Ceyhun'a selam söylemiş. Ceyhun da Kuburlu'ya çıkacaktı yani. Ceyhun Kazancı'ya yani sesleniyorum, CEO'ya. Bunun sebebini açıklayın abi. Kısmetsizlik olmaz. Deyin ki zeminden veya Marone'den. Bak bir olmaz daha söylüyorum. Abi. Bu kaynakların yanlış kullanımıdır abi. Dünyanın her yerinde bunun adı budur. Bak kaynakların yanlış kullanımından çok şudur. Her şeyi yapmışsın abi, tamam mı? Bak bu neye benziyor biliyor musun? Çok güzel böyle gitar almışsın. Benim o Les Paul'den Bayağı paraya demişsin. Çok zengin çocuğusun. Babam vermiş 50 bin lira git al. Jimi Page'in gitarını al lan falan. Eric Clapton'dan al git falan. Hani almışsın falan. Evet. Acayip pedallar. Jimi Hendrix'inki falan. Ama abi amfi almamışsın ki ses çıkmayacak gitardan. Zemin şimdi olmadan olmaz. Futbol olmaz. Kıyma olmadan lahmacun olmaz. Fırın olmadan pide olmaz. Evet. Şimdi ben olta olmadan balık tutulmaz. Çim olmadan futbol olmaz. Dolayısıyla şimdi bu Ajax maçını atlatalım, sonra Sivas maçını atlatalım, şeyde toparlarız dedi hoca. O sakatlıkları. Milli arada toparlarız dedi. Olabilir. Milli arada toparla ama Beşiktaş'ın bir daha böyle bir anafora girmemesi. Tabii canım ya. Ondan fazla oyuncunun sakatlı olur mu aynı anda? Bir de bu puanları çok ararsın sonra. Ah dersin o Altay maçı. Ah dersin o bilmem ne maçı dersin. Adana Demir Spor maçı dersin. Ah dersin oradaki sakatlık olmasaydı. 4 puan gitti öyle. Ah böyle olmasaydı dersin. Bir bakmışsın. Aa bizim bu kadar kadroya ne yaptık biz dersin. O yüzden bu anaforun, bu girdabın bir daha yaşanmaması adına çıkıp açıklayacaksınız. Diyeceksiniz ki bizim yani bu sakatlıkların herhalde asli sebebi şu. Şu tarihten itibaren düzeltiyoruz. Yoksa Beşiktaş'ın Ajax maçıyla ilgili konuşacak bir şey yok. 13-14 tane futbolcu da gitmiş. Çok büyük ihtimalle Ajax kazanır maçı. Yani Sivas maçı da zor geçer Beşiktaş adına. Ama Beşiktaş milli aradan sonra daha herhangi bir eskiyozu kalmaz. Yani Beşiktaş Ajax'tan puan alırsa Orlando'da biliyorsunuz 10 kişiye 10 tane voley kullanıcısına böyle eksen üyeliği hediye ediyorum benden. Bendensiniz. Yeter ki puan alsın. Çok efsane iş olur. Son olarak tabii ki öyle olur. Ama buna düşmek zorunda değilsin sen bu duruma yani. Sen Serdar Saatçi tercihen oynat. Saatçi. Tercihen oynat. Evet. Yani evet, zorunlulukla oynatma. Evet. Tercihen oynat. Muhammed Gümüşey'i tercihen oynatıyor adam. Evet. O yüzden de Beşiktaş'ın böyle bir anafor yaşamaması lazım. Ben Altay maçı üzerinde çok durmayacağım. Maçı izledim. Altay'ı tebrik ediyorum. Ben de Mustafa Hoca'yı tebrik ediyorum. Özellikle Mustafa Hoca'nın şu İranlı sol beke söylesini çok atıyor kendini. Abicim sakatlığı varmış Nadir'i. Çok atıyor kendini. Çok. Sakatlıktan hiç, ben Fener maçında da gördüm. Öyle, o sakatlıktan ya, falan değil. O biraz işin şey kısmından. Öyle mi diyorsun? Türkiye'de bu iş yapıyor ama bu maçta sakatlığı varmış. O arkadaşı yani söylesin. Hayır, artık sakatlıklara karşı o kadar ben hassas hale geldim ki yani anlayabiliyorum insanları o yüzden. Hocam şu işi çözmüş. Ben bu ön tarafta gol atabilecek adamları bulursam arkayı toparlarım çözmüş. Onu da yapıyor. Yani. Ama hücum presi de zaman zaman şok presi çok iyi yaptırdı Mustafa Hoca. Yani bütün bunlara rağmen durum yani bir Kenan golü atsa çok farklı şeyler. Çok klas adam Mustafa deniyor. Çok farklı şeyler konuşuyor. Maçtan sonraki açıklamalarda en azından teknik direktörlük katkısı kadar zarif. Mustafa Hoca takdir eder. Ne dedi? Dibidir. Allah hiç kimseye Sergen Yalçın'ın verdiği sıkıntı yaşatmasın dedi. Tabii. Yani şimdi orada empati kurmak, kendinden daha genç bir teknik direktörü anlamak. Sergen Hocam'ın da kendisinin iyiliğini isteyenler, kendisinin başarılı olmasını isteyenlerin yaptığı yorumlar ile kendisinin başarısız olması için pusuya yatanların yaptığı yorumlar arasındaki farkı bir an önce anlaması gerekiyor. Bazen insanlar kırılıyor çünkü. Bazı kişilerle aynı sepete konulmak ayıp değil ama insanı kırıyor. Onu söyleyeyim yani. Kırılıyorlar. İnsanlar kırılıyorlar. İlk geldiği günden beri birazcık iyi malzeme verilirse Sergen Yalçın'a ne kadar büyük bir futbol zekası olduğunu teknik direktör olarak da en üst seviyede kanıtlayacaktır. Dediğim zaman da kastettiğim buydu. Serdar'ı çok iyi hatırlıyor. Geçen sene bu zamanlar ne diyordum? Beşiktaş şampiyon olamaz. Ben ne diyordum? Sergen Yalçın varken her şey olabilir diyordum tabii. Oldu senenin sonunda. Çok ayrı bir futbol zekası. Herkes de şeyini, hakkını teslim etti. Birazcık gergin görüyorum onu. Evet, o da hocam normal. Gerek yok. O da normal bu şeylerle. Tamam, ama fazla gerilime girme. Mesela Kuntz'a niye çıkıştın hocam sen? Çünkü öyle bir aksettirmişler ki. Yani, Kuntz gayet samimi, tatlı. Öyle aksettirmişler ki. O aksettirenleri kovala hocam sen. Senin yanında bazı zat ve zavatlar var. Vezer zavatlar. Bu mesela onlar doğru adamlar değil. Başkanla onlar doğru adamlar değil. Uzun süren yeni sözleşme imzalama sürecinde de bu kişilerin zararları olduğunu söylemiştim. Zat ve zevatlar, vezer zevatlar. Hocam seni sevenler, sana gerçekten saygı duyanlara başka gözle bakmaya çalışacağım ya. Çünkü herkes sana başka gözle bakıyor ve çok takdir ediyor ya. Seni sevmeyen kişileri bile acayip ikna ettin bu konuda. Laflarını yedirdin onlara. Ne geri vitesler yaptırdın. Ama hocam senin gerilimden beslenmene gerek yok. Çünkü sen yetenekten ve zekadan beslenen birisin Sergen Hocam. Sen çok özel bir zekasın. Bizim göremediğimiz şeyleri görüyorsun. Onları bize anlatıyorsun. Biz anlıyoruz. Ona göre de yol açmaya çalışıyoruz kendi yorumlarımızla. Yani böyle biraz böyle pergel gibi güzel olur. Ben böyle hocaları seviyorum yani. Bizi zorlayan kafa olarak. Yani mesela pergel nasıldır? Bir ucunu merkeze koyarsın. Ona göre açarsın. Yani o merkez hoca oluyor. Mesela Mustafa Denizli Hoca'yla da Yorum ilişkimiz öyledir. Fatih Terim Hoca ile de öyledir. Bak da bu genç yaşta onlara göre ismini bunlarla karşılaştıracak seviyeyi hocam soktuysan tamamen senin başarındır. O etrafındakileri bazılarının sen bakma onlara ya. Onlar yani sana çok... onlar sana hocam bu konuda yanlış yaptın dediler mi hiç? Birini gerçekten seviyorsan birisi yanlış yaptığı zaman ona kardeşim sen bu konuda yanlış yaptın bak bir daha düşün dersin. Öyle değil midir Serdar'cığım? Ya sen bana yapıyorsun ben sana yapıyorum birbirimizi hani seviyoruz. En çok zaman geçirdiğim 5 kişinin olayı. En çok zaman geçirdiğim 5 kişinin ortalamasındır lafına çok inanıyorum. Öyle. Ben bu programa başladığımdan, voleye başladığımdan beri ve ALC ile program yaptığımdan beri kendimi de geliştirdiğimi düşünüyorum. Pozitif yönde. ALC'nin katkısı sayesinde. Estağfurullah karşılıklı etkileşim. Senin yanındaki 5 kişinin en çok vakit geçirdiğim 5 kişinin bir kısmı seni ileriye taşıyacak adamlar değil bana göre. Sporun sigortası HDI Sigorta Son Raund programını sundu.